Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle köstebek pastası yapacağız. Şöyle 3 tane yumurta, 1 su bardağı şekerimi beyaz beyaz köpük köpük olana kadar çırptım. İçerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Şu şekilde karıştırıyorum tekrardan. Yumurta ve şekerin karışması çok önemli arkadaşlar. Şöyle. Şimdi içerisine kakaomu ekleyeceğim. Şöyle ben göz kararı ekleyeceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. Ama yaklaşık bir paket kadar oldu. Zaten siz de karıştırdıkça fark edeceksiniz ne kadar olduğunu. Eğer rengi hala açıksa biraz daha kakao ekleyebilirsiniz. Zaten kekimiz kakao olacak böyle. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel yorumlarınız için de sizlere çok teşekkür ederim. Köstebek pastam için de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Şu şekilde karıştırıyoruz. Şöyle arkadaşlar güzelce karıştırdım. Şimdi ben içerisine 2 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin ekliyorum. Kabartma tozunu siz 1 pakette koyabilirsiniz ama ben her zaman 2 paket kullanıyorum. İsteğinize bağlı. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Kenarlarını da güzelce sıyırıyorum. Şimdi arkadaşlar ununu ekleyeceğim. Artık unun da yedirdikten sonra çok fazla karıştırmayacağız. Yoksa kabartma tozumuz söner. O yüzden çok fazla karıştırmamaya özen gösterin siz de. Unu yedirdikten sonra. Bu arada arkadaşlar ben unun da göz kararı koydum. Siz de yoğunluğuna, kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle biraz daha ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, tepsime yağlı kağıdımı koydum. İçerisine iç harcımı ekliyorum. Fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, kekimiz fırından çıktı. Gerçekten de harika olmuş, yumuşacık. İçini de şu şekilde oydum. Şöyle ufaladım keklerimi. Gerçekten de harika kokuyor. Şurada da damla çikolatalı krem şantim var. Şurada da muzlarımı ortadan ikiye ayırdım. Şimdi muzlarımı içerisine ekliyorum. Damla çikolatalı krem şantisini önceden dinlendirdim arkadaşlar dolapta. Bilginiz olsun. Şöyle muzlarımı ekliyorum içerisine. Şimdi krem şantisini de ekleyeceğiz. Muzu ve krem şantisi bol olması önemli. Zaten köstebek pasta yapıyoruz. İki etmenin onun için çok önemli. Dediğim gibi arkadaşlar siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Zaten tam ölçü veriyoruz. Şöyle krem şantisini bolca koyuyorum her yerine gelecek şekilde. Krem şantisini üzerine iyice koydum arkadaşlar. Şimdi ufalamış olduğumuz kekleri de üstüne yapıştıracağız ve dolapta dinlendireceğiz.
Evet arkadaşlar, köstebek pastam oldu. Gerçekten de harika gözüküyor. Şöyle yanına çayımı da demledim. Şöyle göstereyim. Gerçekten de harika olmuş. Şimdiden afiyet olsun.